Elektrikli araba tutkumu var ama Apple almazsın herhalde. Zengi uygun fiyatlı gelirse alırız yani. Zelespi. Apple'a uygun fiyat. Bak. T şeklinde ekran ne bileyim bana biraz enteresan geldi ama. Özgür Çetin yenilikler açık ol ya. Bu kafadan kurtul artık ya. Teste gelirse de incelemek isteriz. Sen 3310 incele. Şimdi onun fiyatı da açıklandı. 6000 lira 6000 bence gayet. Yani uygun. Dürüst olalım. Bana pahalı geldi ya. Letgo ölücüleri gibisin var ya. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Turkcell'le Teknoloji Haftalık Bakış programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bu haftada yine teknoloji gündemi yoğun bir şekilde bizi meşgul etti. Şimdi gündemin önemli konulardan bir tanesi Apple'la Kia'nın işbirliği yapacağını duyurmadı ama çok yüksek ya oranda iddialar var. Artık o kesin diyebiliriz çünkü Kia'nın borsadaki hisseleri falan da yükseldi. Sadece söylentiyle o hisseler yükselmezdi. O zaman Apple araba mı geliyor Osman? Apple zaten uzun süredir araba üzerinde çalışıyordu. Geliyor ama kime geliyor? Sana bana gelmiyor muhtemelen. Evet. Fiyatlar tabii yüksek olunca. Tamam sen elektrikli araba tutkun var ama Apple almazsın herhalde. Ya bilmem alırız ya. Niye almayalım? Abi, uygun fiyatlı gelirse alırız yani. Zelespi. Apple'a uygun fiyat. Bak. Yani tabii şimdi Kia ile anlaştı ama bu biraz şaşırttı insanları da çünkü Kia çok böyle hani üst seviye bir şey marka değil. Neye benziyor bu hani Barcelona ile Pendik Spor'un maç yapması gibi falan dostluk maçı ayarlıyorlar aralarında öyle bir şey oldu. Hani herkes şey bekliyordu Apple işte Mercedes ile anlaşsın, BMW ile anlaşsın, ne bileyim Porsche ile anlaşsın. İşte ama onu seninle yazışmıştık yani hatırlıyorsun. Evet. Yani Mercedes Apple'a otomobil geliştirmek yani çok mantıklı olmayabilir. Kendisi o geliştirmek varken neden Apple'a geliştirsin? Ya zaten o geliştirme olayı sadece motorla bence hani sınırlı kalır. Apple yine iç dizaynını falan kendi yapar muhtemelen. Evet, ekosistemi kendi yapar. Yani dışarıdaki tasarım çizgisini de kendi ayarlar diye düşünüyorum ben. Çünkü biliyorsun Apple'ın sade bir tasarım kafası var böyle. Ama bu arada dünya değişik bir yere doğru gidiyor farkında mısın? Elektrikli otomobiller yani, çok hit olmaya başladı. Teknoloji firmaları da artık otomobil üretmeye başlıyor. Mesela Tesla, 10 sene önce Tesla'da bir marka yoktu. Şimdi dünyanın önde gelen otomobil markalarından birisi haline geldi. Bir de şey olayı var. Tesla mesela senelerce zarar etti. Sürekli Tesla bu ay şu kadar zarar etti. Tesla bakıyor bu ay mu bu çıkıyor kadar mu zarar falan etti. Diyorlardı. Evet. Hatta bir ara bu geçtiğimiz günlerde hani GameStop olayı vardı. Onun aynısını Tesla'ya da yapmışlar zamanında. Fonlamışlar evet, falan. Evet, iflas evet. etmesini şey yapmak için bu Wall Street'te vesaire. Ama tabii Elon Musk bir şekilde oradan sıyırmış işi. Şimdi bakıyorsun Tesla artık dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline gelmiş durumda. Muhtemelen arkadaşlar önümüzdeki süreçte farklı isimlerin de yine otomobil pazarına girdiğini duyabiliriz. Ne bileyim belki bir Samsung'da diyebilir. Ben de elektrikli otomobil üreteceğim. Diyebilir. Çünkü çok zor bir şey değil, değil elektrikli artık. Motor. Evet. Değil. Elektrikli motor şey gibi değil çünkü. İçten yanmalı motor gibi değil. Değil. Evet. Yani arkadaşlar elektrikli motorlarda belli bir kalıp var. Bu kalıbın üzerinde sadece motora güç vermeniz gerekiyor. Ne kadar güçlü motor üretirseniz o kadar yüklü bir eşyayı vesaire hareket ettirebilirsiniz. Burada önemli olan şey batarya teknolojisi. Evet. Bir de otomobilin iç teknolojisi. İç teknolojisi zaten Apple'da var, Samsung'da var. Yani bu tarz markalar zaten bunları üretiyorlar biliyor. Tabii ki. O yüzden bu sorun olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi LG'nin Wink isimli enteresan bir telefonu vardı. O da Türkiye satışa sunuldu. Wink böyle T şeklinde bir telefon. Yani bana çok anlamsız geldi o tasarım ama belki sevenleri vardır. Ya aslında onu şey için yapmışlar ya böyle hani ne bileyim YouTuber tarzı falan böyle. YouTuberlar için. Abi yani T şeklinde ekran ne bileyim bana biraz enteresan geldi ama. Özgür Çetin yenilikler açık ol ya. Evet. Bu kafadan kurtul artık ya enteresan geldi. Çünkü fiyatı 14.999 lira yani 15.000 lira katlanabilir telefonlarla yarışan bir fiyat söz konusu ama evet. Ameliyat gemilerine baktığında da artık 14-15-16-20.000'e kadar yolu var biliyorsun. Aynen o tarz bir fiyat o yüzden şeyi var ama sadece Turkcell'de satılacakmış galiba. Yani en azından bize gelen bültende öyle yazıyordu. Ha öyle mi? Turkcell'de. Satışa çıktı. Operatör üzerinden Turkcell satılacak. Evet güzel bir ya zaten ya. Şimdi öyle bir telefonu mahalle arasındaki telefoncu da satsan kim alır? Tabii canım onlar zaten o çok özel şeyler. Ama enteresan bir telefonmuş. Teste gelirse de incelemek isterim. Yani inşallah tabii yani hemen incelemek isterim. Geleneksel kafalarımız. Yani sen 3310 incele. Eski 3310 varsa onun yenisi çıkmış diye onu elde. Tamam peki. Yazıyorum bunları Osman. Şimdi bir diğer haber ise PlayStation'ın dijital sürümünün Türkiye'ye geldiği. Bu da Türkiye'ye bir gelme haberi. Önemli bir aslında haber. Aslında Türkiye'ye gelmedi. Fiyatı Türkiye'ye geldi. Evet. Sadece. Tabii. Dünyada duyurmuştu. Aynen öyle. Biliyorsunuz arkadaşlar bunu geçtiğimiz senenin son çeyreğinde duyurdu Sony.
Fakat dedi ki PlayStation 5'in dijital sürümünü bazı ülkelerde, bu bazı ülkeler arasında Türkiye'de var, 2021'in ilerleyen dönemlerinde satışa sunacağım dedi ve fiyatını da açıklamamıştı. Şimdi onun fiyatı da açıklandı. 6000 lira bence gayet. Yani uygun, dürüst olalım. Bana pahalı geldi ya. Neden diyecek olursa $400 yurt dışı fiyatı. Letgo ölücüleri gibisin var ya. Ama öyle Osman. 5000 lira fiyat yazıyor. 3000 liram var olur mu? Hayır. Yurt dışı fiyatı $400, Türkiye fiyatı hani şu anki kurla 7.5'lerde yani 7.5 değil şu anda 7 civarına indi şu anda kur. Evet 7.2 4 falan. 4 TL'ye 28 yapıyor. Tamam vergisi olsun, distribütör kârı olsun, şu olsun, tamam, bu olsun. Tamam işte 6 bin lira. Ne yapacak? Distribütör kârı 300 lira mı yazsın adam kendini? 300 lira değil de yani tamam da yani bana biraz yüksek geldi açık söyleyeyim ama bu arada dijital sürümü bilmeyenler için söyleyelim. Normal PlayStation 5 sürümünde optik okuyucu var, DVD okuyucu evet, var. Dijitalde yok bu. Aradaki tek fark bu. Ne bileyim. Bilgisayarlarda bile mesela şey yok artık. CD sürücü yok. Bence zaten olmasın her zaten. Şey dijitale yani. Dönüyor. Yani internet hızının uçacağını, kaçacağını söylüyorlar. Zaten şu anda var ya bir oyunu koyduğun zaman atıyorum 40 GB, 50 GB vesaire. Ortalama bir oyun diyelim. Yani 4-5 saatte iniyor ya. Evet. Yani. O yüzden enteresan bu hani şey ürün. Bu arada bunun için söylüyorum. Heh. Özellikle söylüyorum. Xbox'ta karıştırılmasın diye. Heh, Xbox çünkü Series X fiyatları da düştü bu arada. Onu da belirtelim. Geçen gün ben görmüştüm. Turkcell pasajdaydı sanırım. 7400-7500 liraya düşmüş. Bayağı düşmüştü biliyorsun. Normalde 8300 liraydı. 8300 liraydı. Şu anda orada bayağı bir fiyatı düşmüştü. Turkcell pasaja girmişken baktım bayağı da bir ürün yelpazesi vesaire. Hayli geniş bildiğin e-ticaret kafasına döndürmüşler işte. Ya işte yeni bir adres olarak açtı Turkcell bunu biliyorsun. Biraz da o taraftan da biraz bahsedeyim evet. Turkcell'in pasaj platformunu. Dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell'in geliştirdiği bir aslında e-ticaret platformu bildiğin. Evet. İşte diğer rakiplerinde olduğu gibi güzel bir e-ticaret platformu ve Aralık 2020 yılında açıldı. Çok yeni bir hani daha yeni kurulan bir platform. Tabii şimdi mesela benim en çok rahatsız olduğum konu şu e-ticarette biliyorsun sahte ürün meselesi aslında var. Aslında o senin rahatsız olduğun konu değil. Herkesin rahatsız olduğu konu. Evet evet. Şimdi mesela bir şey sipariş veriyorsun. Tamam fotoğraflar çok güzel. Gerçek ürün. Ama bir geliyor. bambaşka bir şey. Hayır bambaşka değil ama mesela çok dikkatli bakarsan ya da bazı özelliklerine dikkat ettiğinde o ürünün gerçek olmadığını anlıyorsun. Turkcell pasajda bu sorun yok arkadaşlar. Sahte garantisiz ürün satılmayacak ve Turkcell güvencesi satıldığı için de. Şimdi Turkcell deyince zaten böyle sahte şey ürün kimsenin aklına gelmez. Yani, tabii ama diğer e-ticaret sitelerinde şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bunu da size söyleyelim. Mesela farklı satıcılar oluyor ya. Adam A, B, C dükkanını açıyor oraya. Birebir taklit ürün getiriyor dışarıdan. Birebir yani böyle hiç anlayamıyorsunuz. Anlayamazsınız doğru. Hani misal atıyorum AirPods diyelim. Açıyorsunuz kapağını normalde AirPods nedir? iPhone'da hemen çıkıyor işte eşleştirme. Aynısını yapmış adamlar. Kapağı açıyorsunuz direkt eşleştir falan çıkıyor. Evet. Ki bu ürünün fiyatı 400 lira, 300 lira falan. Adam bunu mesela indirim bindirim diyor 1500 liraya normal gerçek AirPods'muş gibi satıyor. Evet. Satmaya çalışıyor. O dolayısıyla hani bu tarz sorun şeylere denk gelmemek için hani bence Turkcell pasaj fiyatları da uygun hani piyasanın altında olan şeyler de var, indirimler de var. Özellikle şu anda hani yeni açıldığı için güzel kampanyaları da var. Ben takip etmenizi öneririm, bir göz gezdirmenizi öneririm. Gerçekten çok uygun fiyatlı ürünler de var. En azından hani aklınız kalmaz. Ya bu sahte miydi, taklit miydi, kazıklandın mı, dolandırıldın mı gibi sorunlarla da karşılaşmazsınız. Şimdi bir diğer önemli taraflarından bir tanesi hızlı teslimat var. Esnek ödeme seçenekleri var pasajda. Bir de kolay iptal ve iade süreçlerinde olduğunu söyleyelim. Turkcell.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor. Yani Turkcell.com.tr/pasaj yazdığınız zaman doğrudan doğruya buraya geliyorsunuz. Neler var? Biraz ondan bahsedeyim ben isterseniz. Evet. Akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, oyun bilgisayarları, sporcu ürünleri, müzik ve hobi ürünleri ve bunun gibi böyle binlerce farklı elektronik ürünü Turkcell güvencesiyle pasaj üzerinden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şunu da belirtmek lazım arkadaşlar. Hani Turkcell pasaj deyince ben atıyorum diğer operatörleri kullanıyorum. İşte ben bundan yararlanamaz mıyım? Buradaki indirimler beni kapsamaz mı diye düşünmeyin. Diğer operatör müşterileri de pekala Turkcell pasaja girip indirimlerden yararlanabiliyorlar. Ayrıca yakın zamanda güzel bir özellik daha gelecek. Mesela Turkcell pasajdan atıyorum siparişini verdin. Gidip bunu Turkcell mağazasından direkt olarak alabileceksin. Yani mağaza teslimat seçeneği aynen var. Öyle. Oradan alıyorsun. Mağazadan teslimat yapıyorsun. Hiç olmasa şeyle uğraşmıyorsun. Hani kargo geldi mi? Kayboldu mu? Efendim? Aynen öyle. Turkcell pasajda aynı zamanda bulunduğu ile göre değişmekle beraber 24 saat içinde teslimat süreci de var ve satın aldığım bir şey de bir gün içinde kargoya veriliyor ortalama bir iş günü içinde. Bu da güzel bir özellik. Hani çünkü bazen ne oluyor? Benim çok başıma geldi o. Satın alıyorsun mesela bir şey Osman.
3 gün, 4 gün yok, ses yok yani. Para çekiliyor. 3-4 gün iyi ya yine. bazen sen unutuyorsun falan böyle. Adam hala paketleme hazırlanıyor. Yani. Nasıl evet. bir paketleme yapıyorsa böyle. Sonra evet. bir geliyor kutu yamulmuş falan. Turkcell'de bu bir iş günü içinde kargoya veriliyor arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyelim. Yerli bir platform. Türkiye'de geliştirildi ve Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Tüm altyapısı ve yapay zeka desteğiyle beraber müşteriye özelde çözümler ve önerilerde bulunabiliyor. Turkcell Pasaj böyle bir durumda söz konusu. Bu arada şunu da belirtelim arkadaşlar. Malum önümüz 14 Şubat. Hani sevgilinize belki bir hediye almayı düşünüyor olabilirsiniz. Turkcell Pasaj'da %50'ye varan indirimler vardı. Ben bunu da sizlere dipnot olarak belirteyim. Eğer hani sevgilime böyle güzel şimdi de alabiliriz ya. Sevgili eşimiz işte. Eğer böyle sevgilinize hanımlar şimdi istiyorsa bizi kızmasınlar yani. Evet, bir hediye almak istiyorsanız Turkcell Pasaj'a bence göz gezdirmenizde fayda var. Gerçekten çok uygun fiyatlı ürünler olduğunu bir kez daha belirtelim. Bir diğer gündemimiz ise biliyorsun Osman Boston Dynamics'in robotları vardı. Hatta geçen gün bir müzikli oyun Erik Dalı. Erik Dalı koymuştuk ona biz. Evet evet. O robotların bir de enterprise sürümü yani kurumsal diyebileceğimiz bir sürümü çıktı. Kurumsal oldu. Kravatı takmış daha hani. Çok beyaz yaka robotlar. Enteresan özellikleri var. O mesela bir şarj istasyonu var. Gidiyor kendisi oturuyor oraya şarj edebiliyor. Artı bir olay olduğu zaman tarayıcı tabanlı bir arayüzden o robotu çalıştırıyorsun uzaktan. Mesela özellikle tehlikeli yerlerde ya da hani sen evdesin gecenin bir vakti bir yerde fabrikada bir sorun ortaya çıktı. Gidip oraya hani kontrol etmesi için robotu yollayabiliyorsun. Bir tarayıcı tabanlı bir arayüz var. Oradan böyle işte kamerasını görüyorsun. Zoom girebiliyor. İşte atıyorum bir yerdeki sorunu filan. What is the matrix yani? Yani aynen öyle. Robotlar geliyor arkadaşlar. Ufak ufak geliyorlar. Geliyor da Türkiye'ye ne zaman gelir? O da önemli. Türkiye'ye gelir ya. Bence gelir de biraz zamana ihtiyaç var tabii. Türkiye'deki ki. Robotun adı neydi ya? Bizim de bir tane robot vardı. Aa ya. Evet ya. Yerli robotumuz vardı. Neydi onun adı? Düşmüştü ya. Sahneden bile düşmüş diyor. Güzel robot ama. Neyse. Bir sonraki başlığımıza geçelim arkadaşlar. Instagram yeni bir özelliğe daha kavuştu. Bu özellikle silinen gönderiniz artık aslında silinmeyecek. Yo 30 gün mü silinmeyecekmiş galiba. Tamam işte silinmeyecek. Yani şöyle bir şey arkadaşlar bunu Facebook şöyle duyurdu. Dedi ki hani son dönemde Instagram hesapları çok fazla eklenmeye başladı. Ben bu eklenmenin önüne geçmek için böyle bir özellik yapacağım. 30 gün boyunca geri dönüşüm kutusu gibi bir şey yaptılar. Orada duracağım. Tutulacak gönderileriniz. Daha sonra 30 gün içerisinde eğer bu gönderilerinizi geri getirmezseniz tamamen silinecek. Peki şöyle bir şey gelebilir aklınıza. Ben bu gönderileri nasıl kalıcı olarak sileceğim? Şimdi malum adam mesela sevgilisinden ayrıldı onları hemen silmek istiyor. Bunları da arkadaşlar yapmanız için önce bir hesap doğrulama işlemi yapmanız gerekecek. SMS, e-posta vesaire. Yani Instagram hesabın tamamen sizin olduğunuza emin olduktan sonra o zaman gönderileri silmenize izin verecek. Ayrıyeten hikayeler de 24 saat süreyle yine burada tutulacak. Yani bugün bir hikaye paylaştınız diyelim. Normalde o bir günde zaten kayboluyor ama bir günde o çöp kutusu dediğimiz olayın içerisinde duracak. Ondan sonra silinip gidecek zaten her şey. Bence güzel bir özellik. Yani tabii bizim Instagram hesabımız hacklenmiyor vesaire ama ben bugüne kadar hiç gönderi de silmedim bu arada. Ben de silmedim evet. Yani işte bu şey için. Belki yani. İhtiyacı olan bir şey olabilir yani. Hani tam yani hackerlarım ya işte diyorum ya. Gençler hızlı. Bugün başka biriyle, yarın başka biriyle evet, hemen evet. fotoğraf atıyorlar. Sonra fotoğrafları silmek gerekecek istiyorum. Falan. O yüzden ya da bakacak kız yanlışlıkla "Aa babam beni takip etmiş, hemen sileyim." Geri dönüşüme gitsin, sonra geri getiririm onları. O yüzden arkadaşlar güzel bir özellik diyebiliriz. Evet, Turkcell'le teknoloji haftalık bakış programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine farklı teknoloji haberleriyle karşınızda olacağız. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.